Diğer yandan bizimle ilgili boyutu, biz seninle çok konuşuyorduk. İşte Sayın Erdoğan da söyledi. Bugün Gazze'ye gözümüzü kapatırsak yarın bu sefer bizi hedef alırlar. Bizim topraklarımızı hedef Tabii. alırlar. Hatay'ı, hatta Ankara'yı hedef alırlar, alıyorlar dedik. Bununla alakalı olarak önemli bir açıklama var. Müstafi Amiral Cihat Yaycı bizim de konumuz olmuştu biliyorsun başka bir konuda. Evet. Cihat Amiral diyor ki Türkiye için çok önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor ve 22 ilimizin tehlikede olduğunu söylüyor. Bunu söylerken nereden yola çıkıyor? Şimdi, nüfus rakamlarına, oranlarına bakarak bunu söylüyor. İşte İsrail'in nüfusunun 1983'te 3,6 milyon iken bugün 10 milyona yaklaştığını, yani neredeyse 3 kat arttığını söylüyor. Ve İsrail Yahudileri o bölgede toplama politikasından söz ediyor. Biliyorsun oraya yerleşimciler diye dünyanın dört bir yanından Yahudileri topluyor. Aslında dünyanın neredeyse en çok göç alan ülkesi haline gelmiş durumda bu anlamda. Cihat Amiral buna dikkat çekiyor ve Türkiye'nin de yakında olması itibariyle o coğrafya bağlamında ve hedefler arasında olması bağlamında İsrail'in bu şimdi bir de şeye bakıyor tabii. İsrail'in yüz ölçümüne 22.145 kilometre kare. Yani kilometre kare başına 5.000 kişinin düştüğünü söylüyor Cihat Amiral. Bu oransa Türkiye'de 110 kişi. Yani bizim topraklarımız çok daha büyük olduğu için elbette. Büyük bir tehlike bu diyor Yaycı Amiral. Şimdi bu devlet diyor, bu yapıdaki, bu anlayıştaki bir bütün, nüfusu buraya getirmek isteyen, dünyada en genişlemeci devlet olan bu devletin mevcut topraklarıyla gelen nüfusu kaldırması, bunu barındırabilmesi mümkün değil. İsrail'in büyüme, işgal etme planı var. Bunu biliyoruz. İşte bu rakamlar da zaten bunu ortaya koyuyor. İşte Gazze meselesi de bir anlamda bununla bağlantılı. İsrail'in bu büyüme, işgal etme planı ve politikasının en büyük hedefi aslında Türkiye'dir ve 22 ilimiz bu bağlamda tehlikededir diyerek buna dikkat çekiyor Yaycı Amiral. Ki biliyorsun hani Cihat Yaycı'nın söyledikleri daha önce de işte bu Mavi Vatan doktrini, onun dışında bu Libya ile olan anlaşma, sonra Filistin'le ilgili bir şey söylemişti, hatta onlarla da benzerini yapalım demişti. Önemlidir. Bunlar çok dikkat çekicidir. Bu 22 ilimiz tehlikede meselesi de önemli. Kıbrıs tarafını zaten konuşuyorduk, seninle hatırlarsın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler yapıldığını, Kıbrıs Adası'nda neler yapmaya çalıştıklarını. Şimdi bu 22 il için dikkat çekiyor Cihat Yaycı. Ne dersin Cihat Amiral'ın bu uyarısı için? Doğru derim. Yani 22 tane ilimiz tehlikede. O Fırat Dicle Havzası'nda 22 ilimiz tehlikede. Sonuçta Büyük İsrail hayalinde Türkiye'nin de toprakları var. Sayın biz söyledik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bizden aldı demiyorum, bu ayrı mesele. Ama ortak akıl işte. Yani aklın Tabii yolu tabii. bir. Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşmasında bugün orada durdurmazsak bunları yarın biz tehlikeye gireceğiz minvalinde bir açıklama yapmıştı. Devlet aklı zaten bunları görüyor. Yani sonuçta bizim söylememize de gerek yok. Ama hadi bugün biraz ezber bozalım. Ben bazı şeyler anlatayım. Cihat Amiral'in söyledikleriyle bağlantılı anlatayım. 22 ilden bir tanesini söyleyelim. Bugün Urfa, Şanlıurfa'mız, o direnişimizin de emperyalizme karşı direnişimizin de sembol illerinden biri olan Şanlıurfa'mız, İsrail'in bir numaralı hedefi. Bak, İsrailliler 30 yıldır Şanlıurfa'ya yatırım yapmaya çalışıyor. Ta GAP projesiyle başlıyormuş. İsrailliler tarım alanı, çiftlik alanı adı altında toprak almaya çalışıyor. Üretim yapacağız anlamında çalışmalar yapıyor. Ve bu çerçevede Şanlıurfa'ya yerleşmeye çalışıyorlar. Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtim. Yani geçtim değil, geçmedim. Hiçbir zaman geçmeyeceğiz. Şey anlamda. Biz onu konuşuyoruz ama bakın çok benzer bir Burada da olmuş. Şanlıurfa'da var. Şimdi bir olay anlatayım sana mesela. Örnek vermek açısından. Mesela bak, 93 yılı Gaziantep Ticaret Odası'nın ziyaretine kim gidiyor? 20 kişilik İsrailli bir grup. GAP'la ilgili, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bölgenin şeyiyle ilgili çok önemli sonuçlar gördük. Ondan sonra kendi Tarım Bakanlığı'na İsrail'in GAP'ın ön fizibilite çalışmaları için 300 bin dolar tahsis ettiğini bildirmişler. Söylemişler ve Türkiye'de
devlet çiftliklerinin özelleştirilme çalışmalarıyla ilgilendiklerini söylemişler. Tabii. Şimdi başka bir haber söyleyeyim ben sana. 13 Haziran 1995, Milliyet. GAP'a uluslararası ilgi artıyor başlıklı bir haber. İsrail'in GAP'a yaptığı yaptırımlar konuşuluyor. İşte haberde ne var? İşte Naan, Naan, İsrail sulama sistemleri, İbranice Evet, isimli evet. herhalde. Netafim, İsrail sulama firması adlı İsrail şirketleri GAP'a kredi sağlama yarışına girmişler falan. Geçiyorum. Ondan sonra Mossad hesabına çalışan iş adamı olarak tanınan Shaul Eisenberg GAP'ta yatırıma hazırlanıyor. Bak haberler, bilgileri aktarıyorum ben sana. Varlığıyla gündeme gelen Mossad bağlantısı, İsrail'in tarımsal işbirliği falan. Şimdi tarıma başka bir boyut açacağım zaten. İsrail'in gözü GAP'ta. Yörünge dergisinin 16-22 Temmuz 1995 tarihli kapağı. Ondan sonra falan filan. Şimdi bak, rahmetli oldu Atan İrun. Onun Panayır Kapulu diye bir kitabı vardı. Ben o kitaptan okumuştum onu. Diyor ki bu kitapta Atan İrun rahmetli bu işlerle uğraşırdı. Yani Evet. Anadolu tarihi, bunun şifreleri nedir falan filan. Diyor ki vaat edilmiş topraklar sanıldığı gibi Filistin yöresi değil, Anadolu olabilir. Zaten Kabala yorumlarında Edom, yani son zaferde fethedilecek ülkenin adıdır ve aslında Edom Anadolu'nun ilk çağdaki Mezopotamya dönemi isimlerinden biridir. Bak Panayır Kapulu'da. Şimdi İsrail şu an Şanlıurfa'ya gözünü dikmiş durumda. Tarım alanları, çiftlikler kamuflaj değil. Bak onu da söyleyeyim. Kamuflaj değil. İsrail'in sistemidir aslında tarım Doğru, alanları. tabii. Kibbutzları bilirsin. Evet. Kibbutzlar tarım alanlarıdır. Ve kibbutzlar İsraillerin, yani Siyonistlerin Filistin coğrafyasına ilk Yahudileri göndermeye başladığıyla oluşturdukları sistemdir aslında. Kibbutzlar oluştururlar. Alanları genişletmeye başlarlar. Tarım alanlarıdır. Ve tarım alanlarında çalışanları yetiştirirler. Onlar üzerinden bir topluluk oluştururlar. Ve topluluk adım adım o bulundukları bölgeyi ele geçirmeye başlar. Kibbutzlara Rothschild, meşhur o Edmond Rothschild'in destek vermesi, o Theodor Herzl'lere falan kibbutzlara destek verir. Şimdi Şanlıurfa bugün İsrail tehdidi altındadır. Şimdi GAP'ı dedik ya, şimdi Evet. Cihat Amiran'ın söylediği doğru. 22 vilayetimiz. Şimdi GAP'ta neden ilgileniyorlar? GAP projesi neydi? Bizim Fırat Dicle Havzası'nın arasını sulama, o bölgeyi, tarım alanlarını sulama projesiydi. Ve tarihimizin en büyük projelerinden biriydi, biliyorsun. O yüzden bak tam o alana ilginin nedenlerinden bir tanesi de bu. Mardin, o dün saydık ya, hani biz bugün sessiz kalırsak Mardin, Şanlıurfa'yı Evet, Kırsır'a dün evet. o yüzden koymuştuk. Yani özetle İsrailler 30 senedir bir sistemli bir şekilde Şanlıurfa'ya göç yani geliyorlar. Ben bu arada 2000'lerin başında haberlerde de yani haberlerini falan da yapmıştım. Bugün İyi Parti'de olan Ahmet Eşref Fakı Baba belediye başkanıydı o dönemler. İsraillerin geldiği dönemler Ahmet Eşref Fakı Baba, İyi Parti'deki milliyetçilere soralım hadi. Medeniyetler Parkı diye projeler hazırlıyordu. İşte havraların falan oldu. İsrailler Şanlıurfa'ya şu an yerleşmeye çalışıyor. Çiftlikler oluşturmaya çalışıyor. Paravan isimlerle aldıkları da oluyor bu arada. Sadece kendi resmi firmalar üzerinden değil. Paravan, ben mesela Ahmet, Mehmet veya hadi Ahmet veya Mehmet isminde olan insanlar kızabilir. Ceyhun, Yani Berbatma Türkiye Cumhuriyeti gidiyorlar, vatandaşı olan alıyorlar. hatta, Türkiye değil Cumhuriyeti mi? vatandaşı olan Tabii şeyler onlar üzerinden üzerinden bazı isimler alanları oluyor. alıyorlar İsrailler. Ve benzer bir tehlikeyi dediğimiz gibi Türkiye yaşayabilir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze feryadı, Gazze'deki soykırıma karşı duruşu, Gazze'nin Sayın Bahçeli ile beraber Gazze'nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği olması, ona vurguları.
bizlerin de bunu vurgulamamızın nedenlerinden bir tanesi, en temeli bu. Yani o bilgiyi paylaşalım. Önemli. Bu aktardıkların çok önemliydi. Buna vurgu yapman iyi oldu. Şimdi dediğin gibi o bölge zaten hep bunların hedefindeydi. Ama hani hep sadece böyle Hatay falan düşünülür. Öyle değil iş. İş çok daha boyutlu. Tabii. O yüzden dikkat etmek lazım.